Birinci sorumuza bakalım. By better forecasting floods. Selleri daha iyi tahmin ederek, önceden tahmin ederek diyor. İnsanlar için sağlayabiliriz. En güçlü savunmayı gelecekteki diyor. Gelecekle ilgili ifadeye burada odaklanmamız gerekiyor. Gelecekte diyor. Dolayısıyla geçmiş bir ifade olmayacak. Şöyle bir olanakla gelecekle ilgili şunu yapabiliriz diyor aslında burada. Dolayısıyla geçmiş zaman olan ifadeleri çıkartıyoruz. Geriye bir tek can provide kalıyor. We can provide people with the strongest defense in the future. İnsanlar için en güçlü savunmayı sağlayabiliriz diyor provide. Doğru cevap B. İkinci sorumuza bakalım. See your dentist before starting treatment, especially if you have a history of tooth problems. Özellikle de diş problemleri varsa geçmişinde bir tedaviye başlamadan önce dişçini gör diyor. Bu da önleyecektir diyor veya önleyebilir diyor. Böyle dememiz gerekiyor çünkü later on diyor ileride. Dolayısıyla gelecek anlamı veren bir modal aramamız gerekiyor. Şu anı ifade eden will gibi, şu anı ifade eden may gibi, can gibi ifadeler gelecek için de kullanılabiliyor. Dolayısıyla burada önleyebilir anlamı verebilecek tek ifade. This may help prevent. Önlemeye yardımcı olabilir diyebiliriz. Diğerleri zaten geçmiş zaman olduğu için, diğerleri zaten geçmiş zaman olduğu için, geçmişi ifade ettikleri için yanlış olur. D seçeneği de would rather help. Burada da bir tercih ifadesi var. Burada tercihle ilgili bir şeyden bahsedilmeyecek. Dolayısıyla cevabımız B olur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. I bought an extra loaf of bread last night. Dün gece ekstradan bir ekmek aldım diyor. Bir ekmek daha aldım diyor. Dolayısıyla bu sabah markete gitmek zorunda değilim. Gitmek zorunda kalmadım diyeceğiz. Don't have to veya didn't have to gibi ifade arayacağız. Eğer this morning geçmişte kalmış olsaydı şu an konuşulan ana göre. Didn't have to go diyebilirdik. Öyle bir ifade yok. Dolayısıyla don't have to go diyebiliriz. Yani konuşulan ana göre this morning şu anda geçmiş, şu anda sabahsa konuşma anında bu sabah gitmeme gerek yok diyeceğiz. Bu da don't have to. I don't have to go to the supermarket to buy some this morning diyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. To the school so early yesterday because I had to wait for 2 hours as the professor had changed the time of the class. 2 saat beklemek zorunda kalmış. Çünkü hocası sınıfın dersin zamanını değiştirmiş. Dolayısıyla beklemek zorunda kaldım dediği için burada gitmemem gerekiyordu ama gittim diye demesi gerekiyor. Gittiğini şuradan anlıyoruz çünkü beklemiş, beklemek zorunda kalmış 2 saat. Gitmemem gerekiyordu ama gittim anlamını veren needn't have gone ifadesi doğrudur burada. Beşinci sorumuzda ise bir then ifadesi görüyoruz. Then accept. The rise of liberty in the heart of the Middle East. Then ifadesi şu yapılara bakıldığında bu modallara tercih ifadelerinde would rather'larda kullanılır. Dolayısıyla cevabımız direkt A diyebiliriz. Terrorists would rather go on killing the innocent than accept the rise of liberty in the heart of the Middle East. Altıncı sorumuza bakalım. Sürekli söyleyip durmuş kafasının içindeki sesler. Or you will get fatter. Aksi takdirde şişmanlayacaksın. Burada direkt olarak karşımızdaki bir kişiye tavsiye veriyorsak bu ifadelerden had better'ı kullanırız. Yani should gibi. Had better. You had better not eat that or you will get fatter. Dolayısıyla cevabımız C. Yedinci sorumuzda ise cümlemizin ikinci kısmında while in lower grades they can't diyor. Daha düşük sınıflarda onlar yapamazlar diyor. Dolayısıyla burada can veya able to'lu bir ifade arayacağız. Karşılaştırmalı bir ifade var.
Past içeriğinde are able to think systematically. Students are able to think systematically. Öğrenciler sistematik düşünebilirler diyor. Dolayısıyla cevabımız A. 8. sorumuzla devam edelim. 1970'lerde bir şarkı kayıt etmek için şarkıcılar şunu yaparlardı, bunu yapmak zorunda kalırlardı gibi bir şey söyleyeceğiz. Dolayısıyla geçmiş zaman bir ifade kullanacağız. Dolayısıyla A seçeneğimiz olmaz. Tavsiye anlam veren şu anla ilgili had better de olmaz. Is supposed to rent de olmaz. Must have rent tahmin yürütürken kullanılır. Geriye bir tek B seçeneği kalıyor. Burada a singer would have to rent time in a recording studio. Kiralamak zorunda kalırdı. Buradaki would ifadesi used to'nun yerine kullanılabiliyor. Yani şöyle bir durumda bunu yapması gerekiyordu, bunu yapardı gibi ifadeleri would ile burada yardımcı fiil olarak would kullanarak ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Most home office workers their applications at home. Then, buradaki then ifadesine odaklanalım. Then learn them at a course. Burada bir tercih söz konusu. Then ile then ifadesini bu modüller içerisinde would rather da kullanmamız gerekir. Most home office workers would rather learn their applications at home than learn them at a course. Yani bir şeyi tercih etmek söz konusu. Bu da would rather ile ifade edilir. 10. sorumuza bakalım. The weather forecast hava durumu, hava raporları, hava tahmini diyor ki raining heavily this evening. Bu akşam yağmur yağacağını veya yağması gerektiğini veya yağmasının tahmin edildiğini ifade ediyor diyor. Geçmiş zaman ifadelerimizi çıkartacağız. Would rather be havanın tercih bir şeyi tercih etmesi söz konusu değil. Needs to be burada olması gerekli anlamına geliyor. Hava tahmini böyle olması gerekiyor demeyiz. Böyle olması bekleniyor. Böyle olması tahmin ediliyor deriz. Dolayısıyla burada bir tahmin var. Bu da is supposed to be ile ifade edilmesi gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. 11. sorumuz ile devam edelim. 5 or 6 years ago I moved to the Point Arena. First I found it hard to live in a place other than city. But as time went by, I in the woods. Hayatından bahsediyor. Burada geçmiş zaman ifadeleriyle sıralı cümleler hikayelendiriyor. Dolayısıyla devam eden fiilimizde geçmiş zaman olmalıdır. Burada A seçeneği de elenir. Burada şunu yaptım, şöyle oldu, böyle oldu diyor. Biraz da anlamdan çıkartacağız geriye kalan seçeneklerin hangisi olduğunu. Öncelikle şehirden farklı olan bir yerde yaşamayı zor buldum, yaşamakta zorlandım. Fakat zaman geçtikçe ormanda yaşamaya alıştım diyecek. Dolayısıyla I got used to living in the woods diyebiliriz. 12. sorumuzda ise some weak people who begin calorie restriction and eating disorder as they try hard for harmfully low weights. Yani diyor ki bazı zayıf insanlar kalori kısıtlamasına başlayan zayıf insanlar yeme bozuklukları geliştirebilirler diyeceğiz. Ya da geliştirirler diyeceğiz. Buradaki ifadelere bakarak bir de present bir ifade as they try hard ve begin'den anlıyoruz ki genel bir ifadeden bahsediyor. Burada yeme bozukluğu geliştirebilirler. Geliştirmeyebilirler de. Burada bir ihtimal anlamı vermesi açısından could develop'u kullanabiliriz. Some weak people could develop an eating disorder. Dolayısıyla cevabımız A olacak. 13'e bakalım. Activities that are acceptable. Bir ülkede kabul edilebilir olan bazı etkinlikler başka bir ülkede strange, acayip, tuhaf gelebilir, olabilir diyeceğiz. Dolayısıyla ihtimal anlamı vereceğiz. Maxim ihtimal anlamı veriyor. 14'e bakalım. Babies often want much attention. Just when you feel you food or cleaning the house. At this point be sure to ask for help from your husband. Burada tamamen anlama bakmamız gerekiyor ve
geçmiş zaman ifadelerini de çıkartmamız gerekiyor. Burada you feel, you food or cleaning the house. Sen hissettiğinde hazırlamak, yemek hazırlamak veya evi temizliyor olman gerektiğini hissettiğinde burada bir gereklilik ifadesi kullanacağız. Dolayısıyla anlamdan da çıktığı gibi should ifadesi kullanacağız. When you feel, you should be preparing. 15'e bakalım. Species, türler, hayvan türleri, bitki türleri. To the changing environment, become extinct. Become ifadesine bakalım. Become extinct, present bir ifade. Nesilleri tükenir diyor. Burada adapt fiilini kullanacağız. Uyum sağlamak. Değişen çevre koşullarına, değişen çevreye uyum sağlayamayan türler tükenirler diyeceğiz. Dolayısıyla sağlayamamak, uyum sağlayamamak can't adapt ile ifade edilir. 16 ile devam edelim. He hasn't called since he left. Gittiğinden beri hiç aramadı çünkü diyor. Oğlum tatilinden. Enjoy burada tadını çıkarmak, tatilinin tadını çıkarıyor olmalı. Şu anla ilgili bir tahmin yürütüyor. My son must be enjoying dememiz doğru olur. 17 ile devam edelim. In the modern Olympic Games, athletes from countries all over the world. Dünyanın bütün ülkelerinden atletler şunu yaparlar, yapabilirler veya yapacaklardır diyeceğiz. To prove who the best in their who the best is in their sport. Kendi spor alanlarıyla ilgili en iyinin kim olduğunu kanıtlamak için compete. Yarışırlar veya yarışmalılar veya yarışabilirler diyeceğiz. Burada anlama odaklanmamız gerekiyor. Ayrıca geçmiş zaman ifadelerini buradan çıkartacağız. Çünkü genel geçer bir ifadeden bahsediyor. İzden de anlaşıldığı gibi. Dolayısıyla anlama odaklanacağız. Dünyanın her yerinden dediği için ve geçmişle bir kıyaslama yaptığını anlıyoruz burada imalı olarak. Çünkü modern olimpik oyunlarda diyor. Burada muhtemelen şunu demek istiyor. Eski, çok çok eski zamanlarda dünyanın her yerinden atletler olimpiyatlara katılıp yarışamıyorlardı. Ama şimdi dünyanın her ülkesinden katılabilirler demek istiyor. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru olur. 18 ile devam edelim. Until the 1970s diyor. Sadece 70'lere kadar sadece amatör atletler yarışabilirlerdi diyeceğiz. Ve devamında da baktığımız gibi o zamandan beri şu değişiklikler oldu diyor. Daha da rahatlatılmış kurallar. Geçmişte şunu yapabiliyorlardı. Sadece şunu yapabiliyorlardı anlamında. Could yani can'in geçmiş hali could'u kullanabiliriz. 19 ile devam edelim. Helen fell off her horse. Attan düşmüş fakat neyse ki back on and right home. Şunu yapabildi diyeceğiz. Neyse ki şöyle yapabildi ve eve atla gitti diyeceğiz. Yapabildi ifadesi ne kullanmamız gerektiğini anlamdan çıkartıyoruz burada. She was able to get back on. Geri atına geri çıkıp eve geri gitti. Anlamı veriyor. Dolayısıyla A seçeneği doğru. 20. sorumuz, son sorumuza bakalım. Our bags in the lockers. Dolaplarda, çantalarımızı dolaplarda, dolaplara koymak ifadesi var burada. But most people take them into the gym. Fakat pek çok insan onu fitness salonuna götürür diyor onları, çantalarını. Buradaki but ifadesine odaklanmamız gerekiyor. Yani şöyle yapmamız gerekiyor ama birçok insan şöyle yapıyor. Burada gereklilik yani başkalarının bizden beklentisi ya da yapmamızı gerektirdiği, yapmamız zorunlu olan bir şey varsa ve cümlemiz present olduğu için present olması gerekiyor. Burada da bunu anlamı veren ama are supposed to put var. Diğerleri olmaz çünkü bu geçmiş bir ifade. Bu present ama continuous devam eden. Burada devamlı bir ifade aramayacağız. Genel geçer present bir ifade arayacağız. Must have put bir tahmin ifadesidir geçmişle ilgili. Burada perfect bir ifade de aramayacağız. Burada yine present bir ifade de aramayacağız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.